Damla damla hayat kök salar toprağa. Damla damla su çağıldar. Su akacağı yeri, yeşerteceği toprağı ve kavuşacağı denizi bildiğinde bereket olur. Fırat Kalkınma Ajansı, damla damla, su gibi biriken, güçlenen ve emekle taçlanan üretim gücünün enerjisini arttırmak için var. Bu topraklara bin yıldır hayat veren nehirler gibi. Ülkemizde kurulan 26 kalkınma ajansından biri olan Fırat Kalkınma Ajansı, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'yi kapsayan alanda faaliyet gösteriyor. 2009 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Fırat Kalkınma Ajansı, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirerek, bölgesel analizler yaparak, rekabete dayalı iş çevrelerinin gelişimini destekliyor, bölgenin refahını artıracak ivmeyi sağlıyor. Bölgesel kalkınma alanında yaşanan yapısal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir aktörü olan Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya'daki idari merkezinin yanı sıra, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'deki yatırım destek ofisleriyle bölgenin hizmetinde. Ajansın kapladığı bölgede ekonomi, tarım ve gıda sanayi ağırlıklı olarak gelişim sergiliyor. Bölgenin sanayide önde olan illeri ise Malatya ve Elazığ. Malatya, tarihi kervan yolları olan Kral Yolu ve İpek Yolu üzerinde sahip olduğu zengin su kaynaklarıyla Neolitik çağdan bu yana yerleşime sahne olan her yönden zengin bir ilimiz. Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan önemli kara ve demir yollarının kesiştiği Malatya, bölgenin başlıca ticaret, sanayi, hizmet ve kültür merkezi. Ulusal ve uluslararası havayolu ulaşım ağına bağlı olan Malatya Havaalanı'ndan her yıl yüz binlerce yolcu seyahat ediyor. Fırat Kalkınma Ajansı'nın kapsadığı bölgedeki iş yerlerinin %45'i 736 bin nüfuslu Malatya'da bulunuyor. Malatya merkezde iki organize sanayi bölgesi faaliyetlerini sürdürüyor. Üçüncü organize sanayi bölgesi faaliyete başlamak için son aşamada. Darende ilçesinde yeni kurulan organize sanayi bölgesi ve Akçadağ ilçesinde kurulmakta olan mermercilik ihtisas sanayi bölgesi gelişmenin izleri. Malatya özel sektör yatırımlarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde tekstil sektörü açısından gelişmiş bir sanayi merkezi. Dünya markaları için üretim yapan fabrikalar, Malatya'nın istihdam deposu. Malatya, dünya kayısı başkenti. Malatya tek başına, dünya kuru kayısı üretiminin %70'lik kısmını karşılıyor. Yetiştirilen kayısı, Malatya'da bulunan tesislerde işlenerek, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 150 ülkeye ihraç ediliyor ve yılda yaklaşık 300 milyon dolar döviz girdisi sağlanıyor. ...1975 yılında kurulan İnönü Üniversitesi, kentin önemli dinamiklerinden ve ülkemizin köklü üniversitelerinden. Üniversite bünyesindeki Turgut Özal Tıp Merkezi, Türkiye'nin en önemli sağlık merkezlerinden biri. Malatya, tarihi, doğal güzelliklere ve değerlendirilecek potansiyellere sahip ayrıcalıklı bir ilimiz. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde de bulunan Malatya'nın Pütürge ilçesiyle Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırında yer alan Nemrut Dağı, dünyanın ilgi odağı. Ulu Camii, Somuncu Baba Camii gibi Türk İslam eserlerinin seçkin örnekleri, Silahdar Mustafa Paşa Kervansarayı, Bakırcılar Çarşısı, kentin geçmişinin zenginliklerini bugünlere taşıyor.
Doğu Anadolu bölgesini batıya bağlayan yolların üzerinde kurulu olan Elazığ, M.Ö. 900'lü yıllara uzanan Harput Kalesi, Fırat Nehri ve kolları, barajları, Hazar Gölü ile bir tarih ve su şehri. Elazığ, 550 bin nüfusa sahip ve nüfusu artan bir ilimiz. Fırat Nehri üzerine kurulu olan Keban, Özlüce barajlarıyla enerji merkezi. Keban Baraj Gölü, Türkiye'nin ikinci en büyük yapay gölü ve Türkiye'nin enerji açısından ilk dev yatırımlarından. Keban Baraj Gölü'nde balık üretimi gerçekleştiriliyor. Baraj Gölü üzerinden feribotla 3 ilçeye geçiş yapılabiliyor. Elazığ'da iş yeri ve istihdam oranları incelendiğinde görülüyor ki, toptan ve perakende ticaret, imalatla ulaştırma, depolama ve haberleşme en yaygın sektörler. Elazığ'da biri ihtisaslaşmış iki organize sanayi bölgesi bulunuyor. Elazığ organize sanayi bölgelerine bakıldığında ağırlıklı sektörlerin gıda ve tekstil olduğu görülüyor. Türkiye'de ihtisaslaşma açısından ilk uygulama olan Elazığ Hayvan Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi 1997 yılından bu yana faaliyette. Elazığ merkezindeki küçük sanayi sitesi ise yaklaşık 5000 kişiye iş olanağı sunuyor. Elazığ'da madencilik en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör. Endüstriyel ham madde açısından başta Alacakaya ilçesindeki Elazığ vişnesi olarak adlandırılan mermer olmak üzere önemli kaynaklara sahip. Elazığ mermeri Irak, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Türkmenistan ve Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. ...1940 yılında hizmete giren Elazığ Havaalanı, bölgedeki bir diğer önemli havaalanı. Elazığ aynı zamanda bir üniversite şehri. 1975 yılında kurulan Fırat Üniversitesi, bünyesinde 20 araştırma merkezi ve bir teknokent barındırıyor. Ve elbette Elazığ tarihi eserleriyle dikkat çekiyor. Urartular döneminden miras Harput Kalesi, 12. yüzyıl eseri Ulu Camii, Meryem Ana Kilisesi ve Selçuklu döneminde yaptırılmış olan Arap Baba Türbesi anıt eserler. Buzluk Mağarası, Hazar Baba Dağı'nda bulunan kayak merkezi, Karakoçan'daki Golan Kaplıcaları kentin başlıca cazibe merkezlerini oluşturuyor. Ve Keban'da güneş bir başka güzel batıyor. Adını coğrafyasındaki göllerden alan Bingöl, 266 bin nüfusuyla kendi kabuğunu kırmaya çalışıyor. Genç nüfusun yoğunlukta olduğu il, gizli doğal güzelliklerinin yanı sıra binlerce yıldır topraklarında sakladığı medeniyetlerin zenginliğiyle kendisini sarmalayan Sarp Dağları'nın arasından yeni ekonomik değerler yaratmak için çabalıyor. Bingöl, Doğu Anadolu bölgesini doğudan batıya bağlayan demiryolu üzerinde bulunuyor. Demiryolları Van Gölü'nün güney kıyılarından geçerek İran'a ulaşıyor. Bingöl'e ulaşımı kolaylaştıracak olan havaalanının inşaatı ise devam ediyor. Bingöl ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Bingöl dağlarının yüksek yaylalarındaki sulak otlaklar
hayvancılık için çok elverişlidir. Çok sayıda koyun ve kıl keçisi beslenir. Arıcılık yaygındır ve Bingöl balı bir coğrafi değerdir. İlde işletme sayısı açısından gıda ve yemle, yapı elemanları sektörleri ön planda. Bitkisel üretime elverişli düzlüklerde ise buğday, şeker pancarı, karpuz ve domates yetiştiriliyor. İlin önemli bitkisel ürünlerinden biri de ceviz. Yeni açılan organize sanayi bölgesinde yer alan fabrikalar kente büyük ekonomik güç katacak. Bingöl il merkezinde yer alan küçük sanayi sitesinde ise 700 kişi istihdam ediliyor. Dokumacılık ev kadınlarının özel olarak çalıştıkları ayrı bir iş kolu. Halkın %80'i kendi dokumalarını kullanıyor. Yedi yılında açılan Bingöl Üniversitesi, 3 fakülte, 2 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokuluyla kentin eğitimi adına atılan dev bir adım. Bingöl'ün çetin coğrafi şartları arasında gizlenen güzellikleri ise en önemli zenginlikleri arasında yer alıyor. Yüzen adalar, görenleri hayrete düşürürken köz kaplıcası ve içmelerse adeta yer altından yeryüzüne fışkıran sağlık kaynağı. 950 metre uzunluğundaki pistiyle kış sporları için imkan sunan kayak evi, Çır Şelalesi, engin kayalıklar ve mağaralar Bingöl'ün en güzel noktalarından bazıları. Tunceli, iki çayın yakası etrafında derelerle bölünen arazi üzerine kurulu. Çağlar boyunca pek çok uygarlığın yaşadığı Tunceli, Pertek Kalesi ve Munzur Vadisi Milli Parkı'yla görünmeye değer güzellikleri barındırıyor. ...83.000 nüfusa sahip olan Tunceli'de tarım alanlarının kısıtlı olması, il topraklarının büyük bir kesiminde dağların zor geçit veren sıralar halinde uzanması, uzun yıllar durağan bir ekonomik yapının hakim olmasına neden oldu. İl topraklarının %34'ünü oluşturan çayır ve meralar, yılın 4-5 ayı karlarla örtülü ancak, özellikle küçükbaş hayvancılık, ildeki en gelişmiş ekonomik etkinlik. İşsizliğin önemli bir sorun olduğu Tunceli'de iş yeri ve istihdam oranları incelendiğinde sırasıyla toptan ve perakende ticaret, ulaştırma, depolama ve haberleşme ile otel ve lokanta işletmeciliğinin öne çıkan 3 sektör olduğu görülüyor. Kurulmakta olan Tunceli Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamlanması yatırımları da arttıracak. Tunceli merkezde 44 iş yeri kapasiteli küçük sanayi sitesi yer alıyor. 100 iş yeri kapasiteli Tunceli Merkez Küçük Sanayi Sitesi ve 50'şer iş yeri kapasiteli Çemiş Gezek ve Pertek Küçük Sanayi Siteleri ise proje aşamasında. ...2008 yılında faal olarak eğitim hayatına başlayan Tunceli Üniversitesi'nde küçükbaş hayvancılık, munzur su ürünleri, alevilik uygulama ve araştırma merkezleri yer alıyor. Dünyaca ünlü, meşhur, kırmızı benekli alabalık, bazı koruma altına alınmış av hayvanlarının da bulunduğu Munzur Milli Parkı, çok soğuk kaynak sularına sahip olan Halbori gözeleri, Deriova Şelalesi, kanyonlardan oluşan Plümür Çayı Vadisi, Tunceli'nin doğal güzellikleri arasında bulunuyor.